Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ne yapacağım? Köy ekmeği yapacağım. Birlikte köy ekmeği yapacağız. Köy ekmeğinden sonra güzel bir atıştırmalık yapacağız köy ekmeğinden. Önce şöyle mayamı koyuyorum. Şöyle bir de biraz da kabartma tozumu koyuyorum bir paket. Sonra şöyle toz şekerimi koyuyorum. Toz şekerimi koyduktan sonra şöyle ılık suyumu koyuyorum. Daha sonra bir dakika. Daha sonra 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ayrıca şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde karıştırıyoruz. Ekmeğimize bir ön maya yapacağız. Şimdi mayamızın olmasını bekliyoruz. Şimdi ön mayamı yaptıktan sonra burada bir kilo unum var. Şu şekilde unumu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Kalan unumu da ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şu şekilde elimle yoğurmaya başladım. Ekmeğimi bu şekilde yoğuracağım. Eğer ki su az gelirse az daha su ilave edebilirim. Az gelebilir. Önce bir şu şekilde yoğuralım. Az gelirse ilave ederiz. Şimdi ben bu şekilde hamurumu yoğurup size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ekmeğimi yoğurdum. Çörek otumu da serptim. Biraz da şöyle un serpiştirdim arkadaşlar, yapışmasın bezime diye. Şöyle kapatacağım. Kapattıktan sonra maydanoz poşetime geçirip bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ekmeğim çok güzel oldu. Şimdi birlikte açıyoruz ekmeğimi. Maşallah nasıl da güzel kabardı. Oh, oh, oh. Evet. Gördüğünüz gibi şu an ekmeğimi açıyoruz. Açtıktan sonra tepsime çıkartıyoruz.
Şimdi tepsime şöyle birazcık bastırıyoruz. Şimdi fırınımda 20-25 dakika pişiriyoruz, 185 dereceli fırınımda. Şimdi ekmeğim fırınımda tekrar şöyle kabaracak. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köy ekmeğim harika bir şekilde pişti. Şimdi geçelim, size göstereceğim atıştırmalıkta. Şöyle ekmeğimizin kenarından bir parça keseceğim. Arkadaşlar bu sıcak ekmek kesilmez ama artık mecburen kesmek zorundayım. Sıcak ekmek elle bölünür. Sizi birazcık çok eskilere götüreceğim arkadaşlar, çocukluğuma. Mis mis. Tepsim sıcaktı. Mecburen. Annem rahmetli bir fırın ekmek yapardı. Ekmek yaptıktan sonra o ekmekliğin yanına küçücük bir pide yapardı. O sıcacık pideden bu şekilde doğrardı. Çok sıcak arkadaşlar. Elim yanıyor bu arada. Bizim zamanımızda hamburgerdi, tosttu. Şeyler yoktu. Böyle köye ekmeğine yoğurdu sürer yerdik. Yeri gelir et yerdik, yeri gelir. Bu şekilde annemin o yaptığı lezzetli alkmasını yerdik. Bu yaptığım alkmadır arkadaşlar. Buradan anneme Allah rahmet eylesin, tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin arkadaşlar. Çok sıcak. Bu şekilde doğruyoruz. Bilmiyorum aranızda bilen var mı ama sanmıyorum. Çok sıcak. Evet, şu an şu ekmeklerimi bu şekilde hazırladım. Bunun da lezzeti bambaşka oluyor arkadaşlar. Şöyle zeytinyağımı gezdiriyorum üzerine. Mutlaka yapın, deneyin arkadaşlar. Çok seveceksiniz. Ayrıyeten tuzumu ekiyorum. Tuzumu serpiştirdikten sonra birazcık da şu şekilde pul biber. Ayrıca biraz da karabiber. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, yanında şöyle zeytin, yeşil zeytin, siyah zeytin, yoğurt koyabilirsiniz.
Yumurta kırabilirsiniz yağda. Bu şekilde. Anneciğimin alması. Afiyet olsun arkadaşlar. Sayenizde çocukluğumu geriye döndüm. Hoşçakalın. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.